Merhaba efendim. Merhaba. Otur, otur. Efendim, adım Dündar Bolatlı. Siz de Macide Rona'sınız. Evet. Müşerref ol. Ben de. Müsaadenizle katılabilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkür. Hoş geldiniz baba. Sağ ol. Macide Hanım, öncelikle şunu bilmenizi isterim. Efkan benim her şeyim. Ben bütün hayatımı onun mutluluğu üzerine bina ettim. Teşekkür ederim baba. Efkan, iki kişi konuşurken araya girme evladım. Lütfen. Neyse. Eğer sizinle bir akte gireceksek Macide Hanım, ben size o aktin bütün şartlarını anlatacağım. Ve siz de elbette hepsine harfiyen uyacaksınız. Tabii, tabii. Harika. Zaman akıp gidiyor. Çocukluğum buralarda geçti. Sanki dünmüş gibi. Dündar. Selma annem. Nasılsın? Nasıl olayım oğlum? Nasıl olayım? İki oğlumu da kaybettim. Haklısın anacığım. Ben de hemen koşup gelemedim, affet. Müsaade var mı? İki oğluma da kıydılar Dündar. Ben Kemal'ime bir şey olacak diye endişelenirken dağ gibi iki oğlumu da öldürdüler. Anacığım, Yakup'un katili hak ettiği cezayı aldı. Hak ettiği cezayı alsa ne olur ki Dündar oğlum? Benim canımdan can gitti. Benim oğullarım herkese iş verdi, aş verdi. Ocaklarını tüttürdüler. Bu mu gelecekti başlarına? Kemal'im de gelemedi. Abilerinin cenazesine gelemedi. Onun da mı başına bir şey geldi yoksa? Yok anacığım, yok. Kemal iyi. Gelir birkaç güne. İşleri vardı, onları halletmiş. Tam geleceği günde ihtilal olunca... yurt dışından gelmek kolay değil tabii. Ama iyi. Merak etme. Ya Kemal'e de bir şey olursa? Olmayacak anacığım. Hiçbir şey olmayacak. Turhan'a el kaldıranlar da hak ettikleri cezayı çekecekler. Merak etme, üzülme sen. Evlat acısı çok zor Dündar oğlum.
Allah İfkan'ımı sana bağışlasın. Ayağına taş değmesin inşallah. Amin. Anacığım müsaadenle. Kalkın ne olur. Kalk. Sağlıcakla kal. Sen de ol. Janti gelmeden önce Turhan'ın linç olayında adı geçen herkesi bulun. Tamam Bey. Janti gerekeni yapar. Maalesef efendim, henüz münasip birini bulamadık. Takdir edersiniz ki en doğrusunu bulmamız mühim. Evet, fakat Harun Rona epey temkinli biri. Yanına yöresine kimseyi yaklaştırmıyor. Çekil be! Teşekkür ederim. Saygılarımla. Hayrola Efkan Bey? Selamsız geçtiniz. Üstüme kahve dökülmüştü de babacığım. Sizin karşınıza o şekilde gelmek istemedim. Gömleğini yanlış iliklemişsin. Ne bu telaş? Ne telaş babacığım? Yüzüme bak! Adam ol! Benimle konuşurken yüzüme bak! O gömlek niye çöpte? Üzerime kahve dökülmüştü. Dedim ya, hani bilirsiniz ben böyle şeylere zaten birazcık dikkat ederim. Sizin de söylediğiniz gibi nizam, intizam... Kes! Bir de ben göreyim şu kahve lekesini. Kimin kanı bu Efkan? Sakın benim kanım deme. Efkan! Dayak mı yedin sen? Kaldır başını! Dündar Bolat'tının oğlu dayak mı yedi Efkan? Ulan şurada ibret olsun diye bir postada ben seni döverdim ama! Kim yaptı bunu sana? Kim dövdü seni? Dövmedi, ben de vurdum. İsteseydim... Kim yaptı dedim? Bu Ronaların şoförü bir Kenan diye bir... Şoförden dayak mı yedin? Efkan! Efkan! Bu mevzuyu ben halledeceğim baba. Otur! Bu artık benim meselem.
Hayırlı günler Harun Bey. Hayırlı günler. Ne o? Oğlun yetmedi, adamlarını toplayıp evimi mi basıyorsun? Harun da biraz konuşalım. Sen benim torunuma nasıl el kaldırırsın ha? Üstelik benim şirketimde. Harun Bey. Sakın. Sakın. Hemen evimi terk edin. Ama sen böyle yaparsan sonu kötü olur. Beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit etmiyorum. Talep ediyorum. Oğlumdan özür dilenecek. Şu anda çok önemli bir yere yetişmek zorundayım. Yoksa... Hemen evimi terk edin. Defolun gidin evimden. Evim, şirketim, bu ne kibir ya? Boş konuşmayı bırak. Derhal oğlumdan özür dile. Yoksa? Eğer şimdi burada oğlumdan ve benden özür dilemezsen sonuçları çok ağır olur. Evini, şirketini, her şeyini kaybedersin Harun Rona. Özür dile. Özür mü, özür dilemiyorum. O yapılanı hak etti. Şimdi defolun gidin evimden. Anladın mı? Defolun. Seni uyardım. Kimin ne hak ettiğini göreceğiz. Göreceğiz. Efkan. Bin arabaya. Arkadaş bu muydu? Buydu. En yakın zamanda angaja eder, bünyeye katarız. Merak etmeyin. Sana kaldıysak Dündar. Biraz geciktiğimin farkındayım. Biraz ama... değil Dündar. Çok geciktin. Sana Harun Rona'nın yanına birini monte et dedik, hepsi bu. Sen dedin ki önce oğlumu damatları yapayım. Eyvallah dedik. Ama eline yüzüne bulaştırdı. Niye? Çünkü sana çekmiş. Sen durumu tatlıya bağlayacağın yere gittin, posta koydun. Haklısınız. Biraz fevri davrandım. Oğlum söz konusu olunca. Sen oğlumdan daha delisin Dündar. Bak, paşa sabırsız. İbreti alem için kelle istiyor. O vatan haini Harun Rona ve emsallerinin kalemi kırıldı. Sen bu baba yiğidi bana bırak. Onu Harun Rona'nın dibine sokacağız. Sen de Harun Rona ile tabii yollardan barışmaya bak ve benden haber bekle. Şoförün cezası ne olacak? O senin şahsi meselen Dündar. Teşekkür ederim. Şahsi mesele. Ondan sonra
Her şey plana uygun ilerleyecek. Operasyonun bayağını ben devraldım. Kubilay'ı Amerika'ya gönderdiler. Oradaki bağlantıların da peşindeyiz. Hı. Hiçbir pürüz istemiyorum Dündar. Mustafa'nın plana dahil olmasıyla hızlı bir sonuca varacağız. Paşa kelle istiyor. Kubilay Bey'in Amerika'daki bağlantıların peşinde olması iyi. Fakat Mustafa konusunda emin misiniz? Evet. Bu işin altından kalkabilecek biri. Ayrıca bize de muhtaç. Janti birkaç güne gelir. Kemal. İntikam ister. Geçen gün annesini ziyaret ettim. Kadıncağızın hali perişan. Eğer bu olanlardan Janti'nin haberi olursa... taş üstünde taş bırakmaz. Ne demek taş üstünde taş bırakmaz? Bütün operasyonu o açgözlü abilerinin intikamı yüzünden tehlikeye mi atacağız? Hem... onlar Mustafa'yı arıyor. Yılmaz Kartal'ı değil. Evet ama her yerde aranıyor ilanları var. Janti görebilir, adamlarından biri görebilir. Ve bizim kurmamız altında olduğunu öğrenirse... bunu ihanet sayar. Paşa ile konuşuldu. Mustafa'nın her yerde aranıyor afişleri toplatıldı. Arananlar listesinden de kısa bir süreliğine çıkarıldı. O geldiğinde Mustafa'nın tek bir fotoğrafına dahil ulaşamayacak. Sen de dikkatini fabrikadaki linç olayı üzerinde tut. O onu oyalar. Harun ele geçirince Mustafa'yla da işimiz bitecek. Onu da Jant'ın önüne kendin atarsın. Anladım. Evet, bir mesele daha var. Şahsi mesele. Şu şoför meselesi mi? Oğluma dokunanı yaşatmam. O herifin kalemi kırılacak. Mesele senin meselen olabilir Dündar. Ama kullandığın bizim bağlantılarımız. Efkan için harcadığın bu kaçıncı adam? Başına gelecekleri hak etti. Araştırdım adamı. Ne sağla ne solla hiçbir alakası olmayan sıradan birisi. Annesiyle yaşayan garibanın biri. Bolatlı adına leke sürdürmem. Oğluma yapılan yanlışa göz yummam. Garip de olsa, sıradan bir şoför de olsa cezasını çekecek. Efkan Bolat'la evde mi? Efkan Bey sizi bekliyor muydu? Beklemiyordu canım. Ama beni görecek. Rüçhan Rona geldi dersin. Sevda Rona'nın annesi. Hanımefendi, hanımefendi. Hoş geldiniz. Sen gidebilirsin. Dündar Bolatlı siz misiniz? Benim. Yani Efkan'ın babası. O da benim. Ve siz de... Rüçhan Rona'sınız. Duydum.
gururla söylüyordunuz. O ruh hastası oğlunuz. Kızıma dokunmaya nasıl cesaret eder? Güçhan Hanım, buyurun oturun, sakince konuşalım. Oğlunuz kızımın canına kastetmiş. Siz bana sakince oturalım konuşalım mı diyorsunuz? Ha? Sizi şikayet edeceğim. Edebilirsiniz tabii. Fakat hatırladığım kadarıyla sizin şoförünüz de benim oğluma pek kibar davranmadı. Yani durum karşılıklı. Kızınızın oğlumun duygularıyla oynamasından bahsetmiyorum bile. Kızım oğlunuzun yaptığı korkunç davranıştan dolayı tavır değiştirdi. Eğer oğlunuz bir kez daha kızıma dokunacak olursa yemin ederim onu öldürürüm. Yemin ederim. Duyarsan ellerini kırarım. Anladın mı beni oğlum? Anladım. İşe bak. Kocasının yapamadığını Rüçhan bana yaptı. Alparslan Bey, hoş geldiniz. Bu işin peşine düşmesin diye Kemal'le konuşmadın mı? Kemal henüz gelmedi, ne yapmış? Mustafa'nın mahallesinde ava çıkar gibi adam topluyormuş. Konuş kimi nereden nasıl aldıysa bıraksın adamları. Mustafa'nın kimliği açığa çıkarsa neler olur biliyor musun? Paşa'nın gazabından sizi kimse kurtaramaz. Bu adam senin sorumluluğunda Dündar. Operasyonu tehlikeye atacak bir şey olursa ikiniz de harcarım. Kemal'in ne yaptığını bilmiyorum. Öğrenirim. Ne bekliyorsun? Aranacak kim varsa şimdi ara. Kaybedecek zamanım yok benim. Peki. Alo. Efkan, sonra konuşalım oğlum. Önemli bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Efkan. Öyle mi? Ama bu çok güzel bir haber. Tamam oğlum, tamam. Artık operasyon sadece Mustafa'ya bağlı kalmayacak. Efkan Rona ailesine damat gidiyor. İnşallah Kemal'ime de kız istemek nasip olur. Turhan'ımla Yakup'uma nasip olmadı ama. Sen geçmişi düşün, üzülme artık anacığım. Sen niye üzüyorsun tatlıcanını Selmi anne? En yakın zamanda kucağına veririz bir torun, o sana her şeyi unutturur zaten. Hadi hadi,
Al çiğen çikolatanı gel. Buyur anne. Buyur. Dikkat et anacığım. Efkan, hadi. Geldim baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Alayım anacığım. Ne işiniz var sizin burada? Harun Bey, Macide Hanım. Rüçhan Hanım. Hayırlı bir iş için gelmiştik. Sevda Hanım kızınız bahsetmedi mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Tamam. Anacığım. Helal. Her şey çok güzel görünüyor. Buyurun öyleyse. Oturalım. Önden buyurun. Efkan, geç otur oraya. Selma annemi görmeye gittin mi? Ne zamandır seni sayıklıyordu. Daha gitmedim. Şu işleri bir konuşalım, hal yoluna koyalım istedim. Olur. Konuşalım tabii. Lafı uzatmayı sevmem. Bu mahalleden aldığım çocukları daha konuşturamadan elimden aldınız. Ne oluyor? Dur. Bir şey oldu, yok hastam. Hemen celallenme. Ne oluyor? Cemal. Bu mevzu uzatma. Bir süreliğine. Sonra ne istiyorsan ben getirip önüne koyacağım zaten. Dündar Bey'le görüşecektim. Rüçhan Ron'a geldi dersin. Tabii efendim. Buyurun biraz bekleteyim, kendisine haber vereyim. Dündar Bey. Hı. Rüçhan Ron'a geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Bekletme Rüçhan Hanım'ı. Tabii efendim. Buyurun. Dündar Bey sizi bekliyor. Rüçhan Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Gerçi ilk karşılaşmamız hiç hoş olmamıştı. Ben evimde sizi daha iyi koşullarda ağırlamak isterdim. Evet. Ben de oturup doğru düz konuşmak için geldim zaten.
Harika. Kahvenizi nasıl içersiniz? İçmem. Ben çıkayım. Buyurun. Güzel kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Buraya kitaplarınızdan bahsetmeye gelmedim. Hı. Bakın Dündar Bey, sizinle çok açık konuşacağım. Ben de her konuda açık olmaktan yanayım zaten. Sevda, oğlunuzla evlilik kararından bahsetti. Efkan. Oğlumun adı Efkan. Söylemekten çekinmeyin. Her neyse, ilgilenmiyorum. Siz kızımı tehdit mi ettiniz? Tehdit. Neyle tehdit edebilirim? Nasıl? Olacak şey mi Rüçhan Hanım? Koskoca Rona ailesinin bir ferdini tehdit etmek benim ne haddime? Belli ki aralarında bir tartışma olmuş. Sonra tatlıya bağlanmış. Bunun ardında büyük bir şey aramayın. Oğlunuz kızımın canına kastetti. Rüçhan Hanım. Bolatlı adının bir geçmişi var. Evet, bazen kavgacı olduğunuz doğrudur. Fakat hiçbir koşulda kadına el kalkmaz. Bu konuda müşteri olun. Siz ne derseniz deyin. Ben Sevda Rona'nın annesi olarak bu evliliğe onay vermiyorum. Eğer bu evlilik kararının arkasından herhangi bir şey çıkarsa... o zaman sizinle bu kadar rahat oturup konuşmayacağız. Bunu bilin. Dündar Bey. Rüçhan Hanım. Kahve borcunuz iki etti. Neden açılmıyor kapı? Haber vermem gerekiyor. İyi. Haber ver. Hoş geldiniz Dündar Bey. Hoş buldum Macide Hanım. Buyurun ayakta kalmayın lütfen. Teşekkür ederim. Bir kahve içer miydiniz? Almayayım teşekkür ederim. Kusura bakmayın böyle aniden geldim ama. Estağfurullah. Aslında iyi oldu. Yaşananlar hakkında konuşmamız gerekiyordu. Evet, ben de o yüzden buradayım. Geçen gelişimiz pek usule uygun olmadı. Gerçi gençler aralarındaki tartışmayı tatlıya bağlamışlar. Fakat Sevda Hanım size söylemekten çekinmiş. Çekindiği bir şey var belli ki. İki tarafın da hataları oldu. Haklısınız, biz de bize yakışır şekilde davranamadık. Sevda Hanım'ın sizin gibi sözünü esirgemeyen bir annesi olması büyük şansı Üçhan Hanım. Açıkçası bunca yaşanandan sonra Sevda'nın bu ilişkiyi yeniden gündeme getirmesi bizim için de sürpriz oldu. Yani tabii bizim de çekincelerimiz var Dündar Bey. Elbette. Fakat bu evlilik sürecinde bizi daha iyi tanıyıp yaşananların münferit bir olaydan ibaret olduğunu hemen anlayacağınızdan eminim. Sonuçta gençler anlaşmışlar. Yani aslında biraz daha birbirlerini tanısalar, biraz zaman geçirseler bu kadar acele etmeye gerek yok bence. Ben de beklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Nikahta keramet vardır Macide Hanım. Ben bu sefer her şey usulüne uygun ilerlesin diye buradayım. Ve size haber vermek için geldim. Telefon etmek yerine bizzat gelip haber vermek istedim. Uzun lafın kısası.
uygun zamanınızda Sevda Hanım'ı istemek için sizi tekrar ziyaret edeceğiz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi günler. Güle güle Dündar Bey. İyi günler. Bu neydi şimdi? Adam kızımı istemeye geliyor, beni muhatap bile almıyor. Tek derdimiz bu olsa oğlum. Gidin eve bakın. Evde kimse yok. Gelecekler elbet. Eve çekerim. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Efkan. Gel bakalım. Hoş geldiniz babacığım. Hoş buldum. Ben nereden geliyorum? Nereden geliyorsunuz babacığım? Ronaların köşkünden geliyorum. Konuştuk. Uygun oldukları zaman Sevda Hanım'ı istemek için onları tekrar ziyaret edeceğimizi söyledim. Her şey usulüne, yoluna, yordamına göre yapalım. Selma anneme de bir daha mahcup olmayalım. Baş üstüne babacığım. Onlar ne cevap verdiler peki? Uygun oldukları zaman haber verecekler. Çok yaşa. Ben de Sevda'yı akşam yemeğe çıkaracağım. İyi bir yere götür. Ve kibar ol Efkan. Sevda Hanım'ı üzecek, kıracak, incitecek bir şey yapma sakın. Baş üstüne babacığım. İyi hadi git hazırlan. Jilet gibi ol. Kahve yap bana Sade. Tabii efendim. Kemal'im. Anacığım. Sonunda gelebildim. Sonunda görebildim ya seni. Ölsem de gam yemem artık. Nasıl söz öyle anacığım? Bir daha duymayayım senden böyle sözler. Ha, gel. Hadi gel içeri. Ne duruyorsun kapı eşiğinde? Öyle pencerenin kenarında durdum da durdum. Abilerini düşündüm, dua ettim. Tek tesellim sen kaldın. Tek tutunacak dalım sensin bu hayatta. Sen hiç merak etme anacığım. Ben bu işin peşini bırakmam. Abilerime zarar veren herkes bunun bedelini ödeyecek. Kemal, bak benim hayatımda bir tek sen kaldın. Yaban ellerde başına bir şey gelecek diye gecem gündüzüm birbirine karıştı.
Eğer sende birazcık analık hakkın varsa. O nasıl söz? Anacığım. Hakkın varsa ne demek? Sen benim en kıymetlimsin. O zaman bırak bu işin peşini. Abilerini kaybettim. Seni de kaybetmeye dayanamam. Dündar oğlum da dedi. O da senin abin sayılır. Elinde büyüdün sayılır. Bak ben seni bilirim. Öfken durmaz. Aklın yatışmaz şimdi. Ama korkuyorum oğlum. Bırak bu işin peşini. Anacığım, madem beni bilirsin, sana yalan söylemem, onu da bilirsin. Şimdi bunlar ekmek yedikleri fabrikada olay çıkarıp tek başına abime kaç kişi buluşup dövmediler mi? Sana bana bu yapılanlar cezasız mı kalacak? Suçlular cezasını çekmesinler mi anacığım? Allah'larından bulsunlar oğlum. Hayır anacığım, benden bulacaklar. Hayrola Kemal? Canını sıkan ne? Bir şey yapamamak. Canımı bir şey yapamamak sıkıyor. Elim kolum bağlı beklemeye alışık değilim ben. Hangi konuda bir şey yapamamak Kemal abi? Eğer bir sorun varsa söyle, çözelim. Senin ne kadar gözü kara bir delikanlı olduğunu biliyorum Efkan kardeş. Ama bu mesele yalnız başıma çözmem gereken bir mesele. Efkan, bize müsaade et, Kemal abinle biraz konuşacağız. Babacığım, belki ben de... Efkan, bize müsaade et, Kemal abinle biraz konuşacağız. Malum konuyla ilgili bir şey yapmadın değil mi? Çünkü hiç sırası değil. Merak etme, seni pişman edecek bir şey yapmam. İyi. Umarım öyledir. Mustafa'ya dokunma dedin. Evet. Ben de dokunmadım. Dokunmam da. Ama sevdiklerine dokunma diye bir şey demedim. Bir yanlış yapma aslanım. Bizim sabretmemiz gerekiyor. Sonra ben sana bu adamı vereceğim demedim mi? Bir şey yapmayacağım dedim ya. Mustafa'ya dokunmayacağız. Anladık. Ama biraz da oyun oynarım. Bana kimse karışamaz. Kemal, karşındaki susup oturacak biri değil. Eğer sen bir şey yaparsan o da Alparslan'a gider. Dinle beni. Bize şimdilik bu meseleye karışmamamız söylendi. Bir düşünsene. Benim yerimde sen olsan, ölen Efkan olsa, öyle oturup bekler miydin? Kemal! Bak, düşüncesine bile tahammül edemiyorsun değil mi? Bir değil, o siz ailemden iki canı kurban etti. Senin mekanın açılışı ne zamandı? Ha, ben de seninle onu konuşacaktım. Bazı pürüzler var, bizim işe bir el atsan. Başınla beraber kardeşim, elimden ne gelirse. Geceleri gazinolara baskınlar yapılıyor, hüviyetler toplanıyor. Bizim mekanda daha baştan böyle bir şey olursa müşterinin ayağı kesilir. Sen bu konuda güvence sağlayabilir misin kardeşine? Denerim. Ama Mustafa olayında çok göze battın. Sağın solun belli olmuyor aslanım. Ya Mustafa ölseydi? Tek parça halindeyse yüce devletimizin korumasına dua etsin o. Günü gelince o korumayı kaldırmayı da biliriz. Sen gönlünü ferah tut. Abilerinin kanı yerde kalmayacak.
bu dediklerimi aksatmayacaksınız. Tamam mı? Tamam, hadi işinizin başına. Hadi, hadi bakalım. Efkan. Hoş geldin. Hoş buldum babacığım. Bana da göster bakalım. Neyi? Efkan, tepeme attırma benim. Hem dünya kadar para harcayacaksın, benim paramı, hem de haberim olmayacak, öyle mi? Göster dedim. Ne bu? Sevda için. Doğru söyle, Sevda Hanım için mi? Babacığım, hani siz tekrar istemeye gittiğimizde usulüne uygun olarak çok hoş bir şey takmak gerekir demiştiniz ya. Hı. O yüzden ben de bu özel ve güzel parçayı satın aldım. Çok güzel değil mi? Aynı Sevda gibi. Çok güzel, zarif ve asil. Madem öyle diyorsun, İyi düşünmüşsün. Bize de böyle gösterişli bir parça takmak yakışırdı. İyi. Sende gelişme var. Aferin. Babacığım. Evlenme ihtimali, evlenip kendi yolumda yürüme ihtimali, sizin gibi de örnek bir babanın varlığında sizin gibi olabilme ihtimali beni olgunlaştırdı. Bu aşk seni şair yapacak belli ki. Ama donalara niye yaklaştığımızı da unutma. Anladık. Kız güzel, cici. Aklını bulandırmasına izin verme. Sevda Hanım takıntısının yüzünden bir hata daha yaparsan... Asla babacığım. Asla böyle bir şey olmayacak. Sizi mahcup etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Ben de öyle umuyorum. Düğmeye basıldı Efkan. Çember daralıyor. Yakında buralar karışacak diyorsunuz yani. Karışacak. Ronaların canı çok yanacak. Sonunda damat bey, onların sahibi olduğu her şeyi sen devralacaksın. O yüzden görevini ciddiye al, hazır bekle. Ben ofise geçiyorum. Sen de çok oyalanma. Hadi kalk. Az bir şey dans edelim yani. Efkan ölmüştür bizimkiler meraktan. Haber vermem lazım onlara. Gel hadi gel, keyfimizi kaçırma. Efkan istemiyorum. Bu dansı bana lütfeder misin? İstemiyorum dedim Efkan, bırak ya, bu bırak. Bu dansı bana lütfeder bırak, misin? Efkan bırak dedim sana, bırak. Efkan. İyi akşamlar babacığım. Hoş geldiniz. Dündar Bey, ben evi arayabilir miyim? Ailenizin burada olduğunuzdan haberi yok mu? Hayır. Lütfen benimle gelin. Sevda, ben sana çok güzel bir broş aldım. Ortak kuyumcu tanıdığımızdan. Sevda. Alo, ben Dündar Bolatlı. Rüçhan Hanım'la görüşeceğim. Çok geç olduğunun farkındayım. Sevda Hanım burada, haber vereceğim. Bekliyorum. Efendim? İyi akşamlar Rüçhan Hanım. Bana çabuk kızımı verir misin? Elbette. Buyurun. Sizi bırakacağımı da söyleyin lütfen. Tamam. Anne. Sevda, neredesin sen? Ne işin var senin orada? Anneciğim bak, ben birazdan geleceğim. Dündar Bey bırakacak beni, tamam mı? Git elini yüzüne. Tamam, endişelenme. İyiyim ben, merak etme. Geliyorum. Tamam. Bekliyorum, hadi. Lütfen.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim Efkan'ın arabasında bir valizim bir de çantam olması lazım. Merak etmeyin, hepsini ulaştırırlar. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ailemin bundan haberi olmasın, olur mu Dündar Bey? Elbette, aramızda kalacak. Buyurun, arabaya kadar eşlik etsinler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zehra! Buyurun Dündar Bey. Cezve, biraz kahve. İspirto ocağımız var mı? Yok efendim. Küçük tüp? Var. Tamam, getir hepsini. Tamam. Anne. Zehra, sen içeri geç. Anne. Sana içeri geç dedim. İyi akşamlar Rüşen. Dündar Bey, sizi uyarmıştım. Evet, uyardınız. Sanırım beni biraz hafife aldınız. Asla. Birer kahve içer miyiz? İçeriz. Psikopat oğlunuza söyleyin, eğer bir daha kızımı alıkoyarsa... Öyle bir şey tekrar olmayacak. Sözüme güvenin. Zaten ben bunun hesabını Efkan'a soracağım. Dündar Bey, siz ne yapıyorsunuz? Kahve. Sanırım saçmaladığınızın henüz farkında değilsiniz. Rüçhan Hanım. Siz akşam sanat mezunuydunuz değil mi? Nasıl? Evet, öylesiniz. Üç kardeşsiniz. İki abiniz Almanya'da. Rahmetli babanız Rüçhan Çamay hayranıydı. Adınız oradan geliyor. Ve 1960 yılının Mart ayı. Yanlış hatırlamıyorsam 24'ü akşama. Okuldan arkadaşlarınızla sinemaya gittiniz. Sinemadan çıktığınızda yağmur yağıyordu. Derken Aras Bey yanınıza yaklaştı. Şemsiyesini uzattı. Siz bunun hayatın size sunduğu güzel bir tesadüf olduğunu düşündünüz. Halbuki babalarınız ikinizin kaderini birbirine bağlamıştı bile. Daha sonra öyle olduğunu öğrendiniz. Fakat çoktan Aras Bey'e aşık olmuştunuz. Ama siz bütün bunları nereden biliyorsunuz? Sizi hafife almayacak kadar iyi tanıyorum. Karşılaştıkça kahve borçlarımız birikmişti. Çünkü sürekli erteliyorduk. Fakat hayat bazı şeyleri ertelemek için çok kısa. Değil mi Rüçhan Hanım?
Rüçhan Hanım, kahve borcunuz artıyor. Babacığım, biz nereye geldik ben? Burası neresi? Sana bağlı Efkan. Belki sadece mola vermişizdir. Belki artık yolun sonuna gelmişizdir. Baba, ben kötü bir şey yapmadım ki. Sadece... Ne Efkan? Sadece ne? Sadece... Sevda ile birlikte hoş bir akşam olsun, baş başa güzel vakit geçirelim diye böyle birkaç bir şeyler içtik. Sonra o üşüdü, bizim eve geçtik. Yani vaktin nasıl geçtiğini ben anlamamışım babacığım. Öyle desene oğlum. Gençsiniz. Elbette vaktin nasıl geçtiğini anlamamışsınızdır. Biraz da alkol alınca kanınız kaynadı tabii. Efkan, biri bana yalan söylediği zaman kim olursa olsun ona söylediği yalan için kızmıyorum. Beni o yalanla kandırabileceğini düşünmesine kızıyorum. Hele salak olduğumu düşünmesi beni delirtiyor. Biricik oğlum olarak en iyi bunu senin biliyor olman gerekir Efkan. Evet baba. Seni uyardım Efkan. Sevda Hanım'la ilişkinizin asıl sebebini asla unutmamanı istedim. Rona Köşkü'ne bir amaçla girdiğimizi söyledim sana, değil mi? Cevap ver. Evet, evet söylediniz. Ben de zaten sizin öğütünüzden çıkmamak için uğraşıyorum. Efkan, kızı hırpalamışsın. Eve götürüp alıkoymuşsun. Kıskandım baba, kıskandım. Çok kıskandım. Sizin bilmediğiniz bazı detaylar var ki. Öyle mi? Öyle. Neymiş? Mesela Sevda başka birisine aşıkmış. O herifi kurtarmak için benimle evlenmeyi kabul etmiş. Neyse ki o herif de başkasını seviyormuş da. Neyse işte baba, yani neticede. Kıskandım yani. Gururum kırıldı. Ah Efkan, ah. O meseleler dünya kuruldu kurulalı öyle. Nasıl yani baba? Adını gönlüne kazıdığınla değil, alnına yazılanla evlenirsin. Öyle olur. O yüzden de ister dağdaki çoban olsun, ister dünyaları yöneten kral, her erkeğin gönlünde adını saklı tuttuğu biri vardır. Fakat bazen kader midir, şans mıdır bilmem. O biri karşına çıkar. Sen onu hiç unutmamışsındır. Ama o seni hatırlamaz. Rüçhan Hanım, siz akşam sanat mezunuydunuz değil mi? Nasıl? Evet, öylesiniz. Akşam sanatın yemekhanecisini kim niye hatırlasın zaten? Efendim baba? Hiç. Öyle saçmalıyorum. Efkan, sen ol. Asla bir kadını korkutma, incitme. Kıskandım ettim diye de kıvırma. Anlaştık mı? Başla baba. Ama biz bu konuda seninle daha önce de anlaşmıştık.
Şimdi ben sana tekrar nasıl güveneceğim? Efendim? Aç avucunu. Ne? Aç oğlum. Sana hediye vereceğim. Baba. Baba yapma baba. Baba! Baba! Baba yapma! Bir daha Sevda Hanım'a veya başka herhangi bir kadına el kaldırmadan önce elindeki bu yanık izine bakıp seni son kez uyardığımı hatırlarsın. Evet. Tamam mı? Tamam, 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 yandım, tamam. Tamam. Yandım. Hadi gidip bir yerde elini sardıralım. Mikrop kapmasın.